Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. PES 2021'de Beşiktaş kariyerine devam ediyoruz. Sol altta gördüğünüz üzere Beşiktaş 4, Sivas 3 yazıyor. O maçı oynarken kayıt sırasında bir hata oluştu. O yüzden o maçın kaydını yayınlayamıyorum. Muhteşem bir maçtı. Son dakikada gelen 2 golle birlikte 4-3 öne geçtik ama maalesef bunu size gösteremediğim için üzgünüm. O yüzden sıradaki maça geçiyorum hemen. Oğuzhan yorgun. Oğuzhan'ı değiştirelim hemen. Dinlensin. Güven'i alalım. Güven bu aralar formda biraz. Vida'yı da değiştirelim. O da dinlensin. Atiba yaşlı kurt. Onu da değiştirelim. Mensah defansif orta saha oynamıyor. Göbek de oynamıyormuş. O yüzden onu çıkartmamız lazım. Oğuzhan geri... Oğuzhan... Sen ne yaptın ya? Kimi alsam bilemedim. Takımda o kadar çok oyuncu var ki. Kimi seçeceğini bilemiyorum ya. Çok zorluk çekiyorum şu an. Neyse böyle başlayalım bakalım. GTF Beşiktaş maçına hoş geldiniz. Buffon, yaşlı kurt. Seni seviyorum adamım. Evet, maç başladı. Bakalım gençler kendini bu maçta gösterebilecek mi? Yani niyeyse takımlar bana karşı oynarken uzun top oynamayı daha çok tercih ediyor. Adamlar o kadar yakın duruyor ki. Yok artık. Dorukhan sen ne yapıyorsun babacım? Hayır yani böyle de gol atılmaz ki abi ya. Helal olsun sana Dorukhan. Müthiş bir gol. İzliyoruz. Hemen pasta istemiş zaten geri. Hissetmiş herhalde atacağını. Çok güzel. Çok güzel. Sakin olun gençler. Baskı yapmayın. Onlar hata yapacaktır. Demeye kalmadı. Al onu Atiba. Ya Atiba sen bari adamın dibi. Bir tane daha olur mu? Bir tane daha olur mu? Çok güzel Jovetic. Çok sert şut çekti. Tamam gençler. Sakin olun. Dorukhan'da o top. Şu an zorluyoruz. Her yerden vuruyor adam ya. Ama burada çok kötü yani. Çok kötü paslaştılar. Hele o son top biri bıraktı öteki vurmaya çalışıyor. Yani hiç yakışmıyor yani. Yani daha iyi atak yapmanız lazım sizin takım olarak. Lay için canı kalmamış ya. Adam son canıyla koşuyor. Hoca faul yok mu ya? Yok. Kesinlikle yok. İlk yarı bitti. Ev sahibi hiç varlık gösteremiyor ya. O kadar kötü. Vallahi biz bu maçı alırız gibi geliyor bana ama defansif hatalar yapmazsak böyle rahatlığa kapılıp aynı bu şekilde. Enes Ünal. Ya madem adamı çıkartacaktın ikinci yarıyı niye başlattın?
Jovetic. Çok güzel köşeyi buldu. Biraz daha sert vurabilseydi daha iyi olabilirdi. Alamadık. Kim nereye atıyor topu? Niye kimse koşmuyor? Çok, bak dedim ama çok güzel defansif hatadan dolayı adam araya çok iyi kaçtı. Şurada orta sahadaki iki öküz yüzünden birbirine bıraktılar. O ona bırakıyor, o ona bırakıyor. Bak 93 numara Vavro. Hava toplarında iyi ama yerden çok da iyi değil. Biraz hantal gibi koşamıyor sanki. Offside. Niye offside? Çünkü bizim 9 numaramız hala direne direne arkaya kaçmaya çalışıyor. Hala direne direne. Abi sen yakına gelmen lazım senin. Sen ne işin var arkada? Yani Oğuzhan da orada oynamıyor ama Enkudu. O zaman biz burayı kanat yapsak. O zaman bu tarafa değiştireceğiz. Enkudu madem bu tarafta oynuyor. Tamam. Çupamotik de forvet, GF. Yok, Kalinic'e de forvet yapalım. Daha iyi. Tamam, böyle olur. Pardon. Hadi bakalım. Ya sen nereye el kol yapıyorsun Choupo-Moting? Sen attım topa bak, ona odaklan yani. Boş ver milleti, el kol yapıyorsun ona buna. Ben adama top atıyorum, ileri koşsun. Dağları taşları vurdu ya Rabbim ya. Guardiola iç kol el kol hareketi yapma. Adam nereye vurdu görmüyor musun? Alın onu, iki kişi basıyorsunuz. Sakın, sakın, sakın. Yeneceğimiz maç gitti 1-1 bitti. Neyse gençler, canınız sağ olsun. Bir dahaki maça. Şuraya bak, adamların bir şutu var. O da gol oldu zaten. Hep bireysel hatalar yüzünden, hep benim yüzümden. Standartlı iş geliyor arkamızdan. Gelsin. Daha çok gelir o. Sıradaki maç Gençlerbirliği Beşiktaş. Gençler, devre arasında transferlerde görmek istediğiniz isimler varsa uygun maliyetli alabileceğimiz, yani onları yazabilirsiniz. Ya ben buradan mümkün olduğu uygun bakmaya çalışıyorum çünkü başka bir seçeneğim çok fazla yok. Ve zaten gördüğünüz gibi adamlar bana hep 36, 35, yani yaşlı oyuncular öneriyor. Paramız olmadığı için. Anca bizim oyunculara teklif gelirse. Sıradaki maça geçelim. Durmak yok.
Şubumatik'i dinlendirelim biraz. Güven. Oğuzhan da dinlensin. Oğuzhan dinlensin de. Rafael'i mecbur dinlendireceğiz bu sefer. Douglas gir. Moralin canı sıkın ama gir. Abi yapacak bir şey yok. Herkes elinden geleni yapacak. Solda var mı oynatabileceğimiz hiçbirini? Yok. Ha, Yılmaz var o. Dursun şimdilik. Atiba'nın yerine Oğuzhan var. Atiba'yı değiştirmiyor adam, yok Allah aşkına. Mensa oyna babacım. İdare et bizi. Bir iki maç idare et. Değiştirmem lazım adamları. Dinlensinler. Buffon da ölmüş ya. Hadi bakalım, destan oldu. Sana kaldı bu maç. Göster kendini koçum. Gece maçlarını çok seviyorum. Gençler Birliği Beşiktaş maçına hoş geldiniz gençler. Haydi bismillah. İnşallah bireysel hataların olmadığı güzel bir maç olur. Faul. Hiç şaşar mı? Bakalım ne yapmışız. Omuz atmak da yasakmış ya. Onu da kaldıralım bari. Bak bu sefer adil davrandı. Aynısını bana yaptılar. Faul verdi. Tebrik ederim. Bazen demek ki arada adilliği tutuyor. Hiç. Oktay. Skala. Ya çok iyi, çok iyi. Kaptırma topu yeter. Ama çok böyle çok kapanıyorsunuz. Zorluyorsunuz resmen. Ya ben dışarı attım o topu. Adam dışarıda bekliyor beni. Sen gittin içeri atıyorsun. Yani nereye atıyorum, nereye atıyor adam? Aha geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Sakalaya bak. Buffon ya, tecrübe konuşturdu kendini. Helal olsun. Helal olsun, bu topu tuttun ya. Takımı kurtardın şu an. Ama bizimkiler geri koşamıyor. Adamlar ölmüş. Çok şükür. Aman Allah'ım. Adamlar kapanıp kontra atağa çıkıyor sürekli. Bizim bir gol bulmamız lazım, yoksa işimiz zor olacak. Şuraya bak. İlk defa kaleye bulan şutumuz yok ki, bir tane şut çekmişiz yani. O kadar kapanıyor adamlar. Bu kadar kapanmak da niyeyse. Ya ben adam atıyorum, adam sırtını bana dönüyor. Hiçbir futbolcu topa sırtını dönmez. Bu en büyük kuraldır. Atlayın atlayın. Herkes bıraksın topu. Ben girip oynayacağım. Yok artık. Yok artık. Kimse beklemediği bir anda müthiş bir gol. Vallahi beklemiyordum. Kalenin, hiç helal olsun sana. Dakika 51. 1-0 öne geçiyoruz. Bu gol bizi çok rahatlatacak. İzliyoruz. O çok güzel vurmuş gerçekten. Gol yedikten sonra adamı değiştiriyorlar. Taktik mi yapıyorsunuz lan? Bak şimdi. Leic'e bastım alsın diye, almadı, ötekine bıraktı. O da ötekine bırakıyor. Ben kime bırakacağım? Şu an saçmala mod 10. Yoklamaya başladık. Bu kaleciyi korkutacaktır. Leic, sen
Kaçıyor. Helal olsun. Vur. Bizim o. Çok güzel. Sakin. Sakin. Çıkın. Sessizce. Hadi Oktay. Hadi koçum. Tamam. Ya şu attığım güzel ara pasları her zaman geçmiyor. Deli ediyorlar beni. Ya Vida sen ne çıkardın abi ya? Şu an var ya bizi ölümden döndürdün resmen. Ama adamın oradan gelip de o topu alması da hiç hoş bir şey değil yani. Hadi Vida. Vida adamın dibisin sen Vida. Korner mi? Lan ondan çıktı ya top. Çok güzel. Ucuz yırttık. Aha. Yani şunu anlamıyorum. Adamın arkasında hani kalıp nasıl koşabilir? Şu an saçmalıyoruz. Gol yemek için nasıl saçmalanır onu göstermeye çalışırken birden atağa çıktık. Ulan o top nasıl geçmez ya? Derken maç bitti. Çok şükür. Yani. Biraz değişik bir maç oldu. Bilmiyorum. Çok memnun değilim maçtan. Ama yendik mi yendik. O ayrı tabii. Vay, liderliğe oturduk sonunda. 5 galibiyet, bir beraberlik. Fener yenilmiş sonunda. Fener de yenildi. Liderliği bırakmayız inşallah. Ama zor gözüküyor. Türkiye Kupası birinci ayak. İkinci. Şimdi de kupa maçı. Takım rotasyonu. Rotasyonluk oyuncu mu var? Güven Yalçın biraz oynatılsa ve diğer çocuklar biraz dinlense iyi olur. Güveni her maç oynatıyoruz neredeyse. Bunların konuyla alakası yok herhalde ya. Seni vermiyorum ama başka adam yok. Sonra. Lens'e teklifi gelmiş. Müthiş yani Lens'i. Bütün Beşiktaşlar göndermeye çalışıyor. Herhalde ilk gönderen ben olacağım. Ama tabii ki bu fiyatı olmaz. Yani gidecekse iyi bir fiyata gitmeli. Hatta başkasına satılınca bize de para kazandırsın. %10. Bakalım. Evet, sıradaki maça geçebiliriz. Uf, ağır bir rotasyon yapacağız ama nasıl yapacağız bakalım. En fazla şey yaparız. Böyle bir rotasyon yapabiliriz. Defansif orta saha. Orta saha. Orta sahaya Oktay al. Hani kalabalık bir orta saha grubu olarak. Tamam. Dorukhan. Dorukhan'cığım sen ofansif olmayın. Sağ ol ofansif orta sahaya. Çift forvet olarak. Oğuzhan defans olmadı. Tamam. Yani anca böyle bir rotasyon olabilir. Vida'yı değiştirelim. Adam yorulmuş ya. Vida'yı değiştirecek adam yok. Dorukhan'ı al. Dorukhan'la da olmaz ki bu iş abi ya. Bilmiyorum. Bir maçlık denesek mi? Riske atmayalım. Ne olur ne olmaz. Göztepe bizi zorlar. Beşiktaş-Göztepe Türkiye Kupası ikinci tur birinci aya başlamak üzere. Hadi Jovetic. Haydi Bismillah çocuklar.
Çok sakiniz. Ama birden gelir, ne yapacağımız hiç belli olmaz bizim. Bak gene aynı şey yaptı. Ben falso vurması için ayağını ayarlamaya çalışırken o inatla ayarlamamaya çalışıyor. Çok iyi. Yok artık. O top nasıl döndü öyle? Yok artık. Kim o? Kalinic. Abi bu adamın ayakları çok iyi ya. Yani hiç beklenmedik yerden ben beklemiyordum. Falsolu da vurmadım yani. Direkt şuta bastım. Çok iyi vurdu. Müthiş vurdu. Yani bu yaptığımız baştaki kiralık transfer nokta atışı ve doğru olmuş ki yani bunun en büyük göstergesi bu skorlar. İşte bir defanstan yana sıkıntımız var. Bir de hakemden yana. Yani hakemlerin her şey olup olmadık faul çalması beni deli ediyor. Çok güzel ama iyi girdi araya. Tebrikler. Mossoro. Mossoro'dan güzel bir pas ama unutuyor ki kalede Buffon var. Hadi Buffon'cum kalk hadi sen de. Güzel bir orta ve gol. Girdi mi? Girmedi. Ama ben kendim girdim kaleye. Ortaya aslında güzel açtı ama şurada bir kafayı daha iyi vurabilirdi. Gelin bakalım gençler. Çok güzel Rafael. Çok güzel. İstediğim gibi vurdun. En azından öyle diyeyim. Müthiş. Net, temiz bir gol. Takım oyunu. Jovetic, Kalinic. Adamlar durmuyor. Her maç çatır çatır gol atıyor. Tebrikler çocuklar. Seviyorum sizleri. İşte keşke aynı cümleleri defans hattı içinde kullanabilsem. Defans bir değişik yani bilmiyorum. Çok güzel. Sakin. Buffon. Buffon. Canı sıkılıyor herhalde kalede. Açık oynamak falan istiyor. Top attı. Haydi Rafael, haydi koçum. Taç yok. Taç olur mu? 13 Kalinic, 30 Jovetic. 2-0 öndeyiz. 6'da 6 şutla 6 şuttan 6'sı da kaleyi bulmuş. Yani çok başarılı bir maç geçiriyoruz şu an. Takımımdan %100 memnunum. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Taça mı vurdu bu adam? O top o nereye gitti? Defansa bugün ne söylesem az o kadar kötüledim ki defansı bugün farkında mısınız bilmiyorum ama ben kimin hakkında iyi bir şey söylersem kötü oynuyor. Kimin hakkında kötü bir şey söylersem çatır çatır oynuyor adamlar. Vida bugün bir tane top geçirmedi. Ya adam bu işin piri piri. 2-0. Ama kapandıkları zaman açması biraz uğraştırıyor insanı. O biraz can sıkıcı olabiliyor.
Evet, skoru 3-0 yaptığımıza göre bir tur rotasyon daha yapabiliriz. Hemen güveni alalım. Başka kim var burada? Bunu alalım. Bir de başka adam yok mu ya? Ha, Rafael'i değiştirelim. Yani başka şu an mevkide adam yok. En azından onlar dinlensin biraz. Bu skor bizi kurtarır. Göztepe şu an çok da hani kafa olarak maçta değiller şu an. Gençler kendini göstersin. Yani nereye açacağımı şaşırıyorum bazen. Oo, ben dedim arkaya geçer ama. Oğlum adam aşağıda koşuyor. Sen niye men sağa atıyorsun? Çok açtın ayağından. Ay senin kıçına. Allah'tan Atiba var. Adam çatır çatır oynuyor ilerleyen yaşına rağmen. Oha, ne yaptın lan? El kolu karıştırdı hepsini adam ya. Manyağı. Adamın her yerine dokundu top. 3-0. 13 Kalinic, 30 Jovetic, 66 Jovetic. 3-0 net bir skorla Göztepe'yi geçiyoruz. 7'de 7. Çok başarılı. Kalmış. Başakşehir yenmiş, Trabzon yenmiş. Evet, diğer rakibimiz kimmiş? Göztepe Beşiktaş. Biz çıktık. Bir maçtan mı oynayacağız ya? Bilmiyorum bakalım. Görüyoruz. Kim çıkacak? İki maç arka arkaya. Ne alakası var ya? Niye oynuyoruz ki? Rotasyon bölüm 2. Olmayan takımın rotasyonunu yaptırıyorlar bana. Takıma Güven Yalçın gibi bir isim dahil etmeniz karşılığını verdi. Bunu her zaman veriyor zaten. Bu zafer kilit ismiydi. Bu takımın müthiş bir derinliğe sahip olduğunu gösterdi. Takım oyunumuz maçı bize kazandırdı. Bu takımın müthiş bir derinliği olduğunu göstermiş. Her ne kadar öyle bir şey olmasa da gösterdi diyelim biz. Çaktırmayın. Var mı teklifleriniz? Evet, teklifler var. Oğuzhan Özyakup. 1.800. Lens. O ama çok çok düşmüşsünüz. Ama kulüp satışını kabul etmişler yani. %10'unu kabul etmişler. Ama olsun. Lens'i daha ucuza veremem. En azından 1.300 olsun. Başka bir de Oğuzhan var. Oğuzhan'ı şu an veremem. Orta saham yok. Maalesef gençler. Kusura bakmayın. Yetenek avcısında yeni forvetler gelmiş. Kim gelmiş? Abila gelmiş. 31 yaşında. Çok yaşlısın. Göbek oyuncusu kim gelmiş? Jerry. Şey Ferry. 28 yaşında 77 ile oynuyor. Neyse düşünebiliriz. Ama paramız yok. Defans almak zorundayız. Hem biraz genç olsun hem biraz iş yapsın. Yani defans almak zorundayız. Defansımız ana baba günü gibi yani. Şimdi ne yapalım? Sıradaki maça geçelim. Sıradaki maç zaten yine Göztepe. Bir rotasyon daha mı yapacağız zorla? Oğuzhan çık. Oktay gir. Vida dinlen. La işte dinlensin. Dorukhan girsin. Tamam, ofansif ortası almasın bu sefer. Demek ki iki maç oynayacağız.
Sen gel koçum. Sen de deneyelim. Beşiktaş'ın her adamı bizim için önemlidir. Güven. Neredesin oğlum? Seni alayım oyuna. Habire övüp övüp duruyorlar. Lerin. Buraya kim alalım? Umut Nayır. Hadi bakalım. Beşiktaş'ın has üçlü forveti şu an maçta. Bakalım. Bize ne kadar katkı verecekler göreceğiz. Göztepe Beşiktaş. Türkiye Kupası ikinci tur birinci ayak ikinci maçına hoş geldiniz. İnşallah size güzel bir maç seyrettiririz. Yalnız gündüz maçları çok kötü ya. Bu güneş efekti iyi de çok da iyi değil sanki bazen. Geliyorlar, geliyorlar. Çok güzel. Buffon sakin. Bir nefes alın. Şu baskıyı bir üzerinizden atın. Hayır, hakikaten yaptığı da hani akıl alır değil yani. Ya sen düzeltip vurana kadar adam geldi. Bastığım gibi direkt vursaydım bunlar olmazdı. Bak şimdi abi ne oldu? Faul mü? Penaltı mı ne? Ben mi yaptım? Çünkü ben alışım yani yaparım. O zaman penaltı. Değil. Var mı vuran? Oo, hepsi kırmızı. En iyisi Dorukhan gözüküyor. Yok, Güven Yalçın. Güvenileceği iş değil bu ama hadi bakalım deneyelim. Hakikaten güvenileceği iş değilmiş ya. Hiç dönmedi bile top. Ya şu ortaya bir düzgün açamadınız. Kaleci sen topu sal da gir sahaya oğlum. Ta köşeye kadar gittin ya. Evet. Ya abi sen ne güzel gidiyorsun. Suratına yumruk edin. Düşsene yere. Tabii biz Beşiktaşlı olduğumuz için yapamıyoruz öyle şeyler. Yatamıyoruz yere. Adam o nasıl bir dönüp de vurmaya çalışma şekli ya? Sanki 2 bira içmiş de maça gelmiş gibi adam. Çok iyi. Çok iyi geliyor adamlar. Ama bu yaptıkları yanlış işte. Oraya atmayacaktın o topu. O topu oraya attın. Hata bitirdin. Ulan orada maç mı bitirilir? Hadi bakalım güven. Ben niyeyse aşağı karşı oynadım ama daha başarılı olurum sanki ya. Diğer tarafa çok böyle bir, bilmiyorum bana öyle geldi. Belki siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim gençler. Larin suratıma bakıyorsun orada. Durmuşun suratıma bakıyorsun adamın yanında. Koşsana içeri. Buffon sen süpersin ya. Aç ortayı. Çok güzel. Çok güzel yedik golü. Gençlerin atacağı yok ya. Nereye vuruyorsun oğlum ya? Azıcık içeri çevirsene. Şu herife ya.
Kaç tane adam var orada? Umut, sana top ayağına gelir gelmez bastım kardeşim. Bu topa vurmayacaksan senin bu takımda işin yok. Şuraya bak, ikinci golü yiyorduk. Biraz daha zorlasan eleneceğiz zaten kupadan. Umut'un hiç gidesi yok ya. Bizim bir iki oyuncu alma vaktimiz gelmiş ya. Yoksa biz bu gidişle yeriz. Dedim. Ve yedik. Çok güzel yedik hem de. Umut'u görmüş olduk. Umut'tan bicecik olmaz bize. Güven sen de çık babacığım. Tamam, Jovetic'i aldık. O zaman L'yi çalalım. Of gençler, of. Durduk yere zora sokuyoruz. 15 dakika zorlattı. Zor. Bak konuşamadım ya. Lan, o kadar sinirimi bozdunuz. Bak şurada adam koşup o topu alamıyor ya. O kadar gücü yok. Çok iyi ya. Bak adamlar girdi daha dakikasına evet hiç. Yani tamam ulan. Çıkınca sana kahve ısmarlayacağım. Helal olsun koçum. Şu an bizi çok rahatlattın. Sen şimdi bir tane daha atarsın. İyice rahatlarız. Ne kadar rezil bir pas atıyorsun. Ben öyle mi at dedim sana? Buffon, çok güzel kapattın bu sefer. Orada yaptığınız hata yüzünden gol yiyorduk. Yani adam ne güzel kaçıyor. Evet hiç. Senin atacağın top o şekilde olmaması gerekiyor. Haydi Rafael, canım bitmiş son canınla. Ya ne yapıyorsun babacığım ya? Korner mi? Değil. Dağları taşları vurdu adam yani. Kale tut, tut. Ne oldu ya? Kaleci de mi gelmiş? Hoca bitirsin sen şimdi. Ben biliyorum seni. Attırmazsın o golü bize. Neyse, 2-1 yenildik. Ama turu geçen taraf biz olduk. Çok kötü bir maçtı. Gençler çok kötüydü. Göztepe çok iyiydi. 9'da 6 ile. Tebrik ediyorum Göztepe'yi ama biz çıktık. Rakibimiz de Sivas. Büyük ihtimalle biz hepsini kazanırsak karşı taraftan Fener gelebilir. Bu benim tahminim. O Avrupa maçı. Hadi bakalım. Maçlara gel. Evet arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. Daha fazla PES 2021 Beşiktaş kariyeri istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve diğer videolarımı da izleyerek bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.